Son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, Metin Ulum ben. Herkese hayırlı günler diliyorum. MEB kazanım testlerini çözmeye devam diyoruz. Kazanım kavrama testi 19 arkadaşlar. TOR konusuyla yolumuza devam ediyoruz. Ve soruları çözmeye başlayalım. Sevgili dostlar, birinci sorumuz. O noktasından bir iple bağlanmış eşit bölmeli türdeş çubuğa F1, F2, F3, tabi de F4, F5 var, onları da söylememiş. Kuvvetleri ayrı ayrı kullandığında bu kuvvetlerden sadece bir tanesi çubuğu yatay dengede tutabiliyor. Bir tanesi. Buna göre dengede tutabilen bu kuvvet hangisidir? Şimdi arkadaşlar, bunun torku bakın. 4 kere 1 şu nokta, dönme noktası aldığımızda 4 kere 1 4, bunun torku 3 kere 2 6, bunun da arkadaşlar zaten düşey bileşeni 3, 3 kere 2 6, şu da arkadaşlar 2 kere 4 8, o halde torkumuz 4, şunların 6, 6, 8, 5. Şimdi güzel kardeşim, şu türdeş dediği için arkadaşlar bakın, türdeş çubuk, ağırlık merkezi nerede olacak? Tam ortasında olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, G ağırlığının buraya olan uzaklığı 2,5. G'den efendime söyleyeyim, daha uzakta olanlar arkadaşlar mecburen daha küçük olacak. Bir kere F4'ün olması imkansız. Niye arkadaşlar? Çünkü sola doğru bir bileşeni var. İpi bu tarafa doğru iter. Dolayısıyla toplam kuvvet eşittir sıfırı sağlayamaz. Ya da toplam Fx eşittir sıfırı sağlayamadığı için F4'ü sildim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şunun bakın uzaklığı 2 kat. O halde arkadaşlar, F5 G'nin yarısıdır. Yani F5 çarpı örneğin ne? 5 G çarpı 5 bölü 2. O halde uzakta olan daha küçük olacak. Yani F5 G'den küçük olacak. Peki arkadaşlar, F5 G'den küçükse, G daha büyükse, bu ip burada bir destek vesaire yok. Bunu aşağı doğru ne yapacaktır? Çekecektir. Dengede tutamaz. Şunlara bakıyorum arkadaşlar, daha yakında. Bunların düşey bileşenleri arkadaşlar, F1 de G'den büyük olacaktır. Yani bunların arkadaşlar şu şeyleri çok da önemli değil. Torklarının büyüklükleri önemli değil. Şimdi ben yazdım oraya da. Şimdi kardeşim, şu F1 görüldüğü gibi de G'den yakın mı? O halde arkadaşlar, F1 G'den büyük olacak mı? Bu sefer yukarı çekecek. F2 de daha yakın. Bu da yukarı çekecek. Bu da yukarı çekecek. Sevgili arkadaşlar, burada sistemi veya bu cismi bu şekilde dengede tutan bir kuvvet yok. Cevaba F3 demiş. Zaten F3 ile F2'nin hiçbir farkı yok tork açısından sevgili arkadaşlar, gördünüz. Ha, bunun yatay bileşen arkadaşlar ipi gerer. Dolayısıyla arkadaşlar sağa doğru bir birim, ipteki gerilme de sola doğru bir birim olur. Ama bu direkt sola doğru olduğu için arkadaşlar ipteki gerilme karşı koyamıyor. Yani ipte gerilme oluşmuyor, ipi sola doğru itmiş oluyor. Dolayısıyla F2 ve F3'ün arkadaşlar tork açısından bir farkı yoktur. Yani arkadaşlar, burada uygulanacak kuvvet tam şu noktada olmalı ki eşit olsun. Torkları da eşit olsun, büyüklükleri de eşit olsun ki toplam F'ye sıfır olsun. Çünkü arkadaşlar, ipte yukarı ya da aşağı doğru kuvveti dengeleyecek bir gerilme oluşamaz. Eğer yukarı çektiğim kuvvet daha büyükse arkadaşlar, bu cisim yukarı gider. G daha büyükse aşağı gider. Dolayısıyla arkadaşlar, böyle hatalı bir soru. Zaten şurada da hani hata geliyorum dedi. Neyse arkadaşlar, demek ki burada eğer bir destek yoksa mutlaka arkadaşlar ortasından tutmalısınız. Mesela arkadaşlar, burada ipin hiçbir anlamı yok tork açısından. Uzun bir çubuğu alın arkadaşlar, kütle merkezinden tutun, rahat bir şekilde götürebilirsiniz. Peki arkadaşlar, şurasından tutun bakalım ne olacak? Bir tork meydana gelecek. Daha büyük kuvvet de uygulasanız, daha küçük kuvvet de uygulasanız arkadaşlar, şu kütle merkezinin dışında dengede tutamazsınız. Evet. Böyle bir hatalı soruyla başladık. Çok şükür. Şekildeki türde çubuk dengedeyken esnemeyen ipteki gerilme kuvveti T. Yaydaki sıkışma kuvveti F. Yay desteğin tepkisi N oluyor. Buna göre çubuk üzerindeki küre ok yönünde ilerlerken bunlar nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar, Fy eşittir K çarpı X. Fy'nin değişmesi için arkadaşlar ya K'nın ya X'in değişmesi lazım. Burada Y'yi değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bu buraya gittiği zaman şu noktaya göre arkadaşlar torku ne yapmış olacak? Artmış olacak. İp esnemediği için arkadaşlar ne olacak?
X değişmeyecek. X değişmiyorsa güzel kardeşim fy değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar burada görüldüğü gibi Bursa'ya da Ceyhan olabilir. Yani şunları elemiş olduk arkadaşlar. Elemiş olduk. Şimdi şu noktaya göre kardeşim tork aldığımız zaman bunun torku attı. O halde arkadaşlar T'nin torkunun da artması lazım. Zaten fy değişmiyor. O halde arkadaşlar T'nin torkunun artabilmesi için uzaklık değişmediğine göre T çarpı X diyelim. Şu X uzaklığı ya da D diyelim. Şundan karışmasın. D uzaklığı sabit. İşte arkadaşlar bu cismin gittikçe uzaklığı artıyor. Torku artıyor. Bakın torku artıyor. O halde arkadaşlar T'nin torkunun artabilmesi için T'nin artması gerekiyor. O halde T artar artar. Zaten gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar her iki şıkta da bize eleme şansı vermedi. Şimdi kardeşim toplam tork eşittir sıfırdan T'nin artacağını buldum. Şimdi yukarı çekenlere bakalım. Yukarı çeken ne var? Burada arkadaşlar F yay. Şimdi bu yukarı doğru çekiyor. Şu bu yönde arkadaşlar. N bu yönde. Burada yay sıkışmış da olabilir arkadaşlar. Gerilmiş de olabilir. Efendime söyleyeyim sıkışma kuvveti oluşmuş. Tamam. Yay sıkıştırmışız. Yay sıkıştırdığımız için kardeşim şu yönde bir F yay kuvveti oluşuyor. Peki yukarı doğru toplam kuvvet eşittir sıfır. Bakın arkadaşlar bunlar kurallar. Bu oyunun kurallarını bileceksiniz. Toplam tork eşittir sıfır. Toplam kuvvet eşittir sıfır. Yani cismin dengede kalabilmesi için bu iki şartı aynı anda sağlaması gerekiyor. Yukarı doğru ne var güzel insan? T artı F yay. Aşağı doğru ne var? Şunun ağırlığı diyelim arkadaşlar. G olsun. Bu da N. G artı N. Şimdi güzel kardeşim. F yay değişmiyor. Sildim. T ne yaptı? Arttı. Bu cismin ağırlığının değişecek hali de yok. O halde arkadaşlar N'in artması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Üçüncü sorumuz sevgili dostlar. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa A ve B cisimleri asıldığında ip gerilmeler arasındaki ilişki T1 = T2 olmaktadır. Buna göre hangi noktaya hangi cisimden asıldığında iplerdeki gerilmeler eşit olur. Şimdi güzel kardeşim T2'ye T diyecek olursam T1 ne oldu? 2T oldu. Bunların bileşkesi nerede olacak arkadaşlar? O halde güzel kardeşim 2T T. 2T'den 1 birim, T'den 2 birim. Bakın 2 geliyorum, 1 geliyorum, 1 geliyorum, 2 geliyorum. O halde sevgili arkadaşlar bunların bileşkesi 3T oldu mu? Nerede? M noktasında. Şimdi A'dan 1 birim, B'den 2 birim. O halde A çarpı 1, B çarpı 2. A, B'nin 2 katı oldu mu? O halde arkadaşlar 2P'ye P oldu mu? He, şimdi kardeşim ne istiyor bizden? Diyor ki ip gerilmelerinin eşit olabilmesi için. Şimdi ip gerilmelerini eşit yapalım. İp gerilmelerini eşitlersem örneğin T'ye T olsun arkadaşlar. Bu ikisinin bileşkesi de ne olacak? Orta noktasında yani N'de olacak. Sistemin ağırlık merkezini arkadaşlar N'ye getirebilmem için bu yöndeki torkların bu yöndeki torklara eşit olması lazım. 2P çarpı 2 4P. P çarpı 1P. O halde 3P'ye ihtiyacım var arkadaşlar. Örneğin P'yi buradan 1, 2, 3 birim uzağa astığımızda P çarpı 3, 3P topladığımızda arkadaşlar 4P olur. O halde S noktasına B cismi diyoruz Denizli. Dördüncü sorumuz eşit bölmeli kale çubuğu şekil 1'deki gibi dengedeyken iplerdeki gerilmeler eşit ve P büyüklüğünde oluyor. O halde yazıyorum P'ye P bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar şurada 2P olduğuna göre demek ki çubuğun ağırlığı G eşittir 2P ve tam şu noktada olmalıdır sevgili arkadaşlar. Yani yukarı doğru çeken kuvvetlerin bileşkesini uygulama noktası ile aşağı doğru çeken kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası aynı yerde ve eşit büyüklükte olacaktır. O halde arkadaşlar çubuğun ağırlığı K'dan
2 birim uzakta ve 2P yazdık mı kardeşim? Yazdık. Şimdi bizden neyi soruyor? Teğip gelmesi kaç P? Şurada desteğin tepkisi var mı güzel insan? Var. Burada bilinmeyen kim? M ve T. Fakat bana kim soruluyor? T. O halde bana sorulmayanın, işime yaramayanın üzerine göre tork alıp onu yok edeceğim. Sevgili arkadaşlar, istediğimiz yere göre tork alabiliriz. Bir sistem veya cisim dengede ise nereye göre tork alırsanız alın. Arkadaşlar, her zaman toplam tork sıfır çıkacaktır. Fakat önemli olan burada işte arkadaşlar, seçim yaparken bana sorulan, sorulmayan. Sorulmayanın üzerine göre tork alacağım. O halde sevgili kardeşim, hemen N'e göre torkların yönünü belirleyelim. Dönme nokta, dönme yönlerini. Evet, bu yönde, bu yönde ve bu yönde. O halde bir yönde olan torklar diğer yöndekilere eşit olmalıdır. Yazalım. T çarpı 2 eşittir 2P çarpı 1 artı P çarpı, bakın arkadaşlar, şuradan geldim, 3. Güzel kardeşim. 2P, 3P daha 5P eşittir 2T. 5P eşit olduğuna göre her iki tarafı 2'ye böldün. T eşittir 5P bölü 2 Adana. 5. sorumuz, eşit bölmeli homojen türdeş x'e çubuklarının ağırlıkları eşit olup şekilde 2 gibi dengededir. AB desteklerinin x çubuğuna uyguladığı kuvvetlerin NA bölü NB oranı nedir diye sorulmuş sevgili kardeşlerim. O halde bakın arkadaşlar, şurada ağırlıkları eşit. Ağırlıkları eşit. Güzel. Şimdi arkadaşlar, şu ipteki gerilme T dersek, şuradaki arkadaşlar tepki kuvveti N dersek, şuraya göre tork aldığımızda T ile N'nin eşit olduğunu görüyorsunuz. N çarpı 1,5, T çarpı 1,5. Burada arkadaşlar açılar dikkate almamıza gerek yok. Bir sistemde kuvvetler paralelse eşitliğin her iki tarafından aynı açı geleceği için tork eşittir kuvvet çarpı uzaklık çarpı aradaki açının sinüsü. İşte sinüs alfalar arkadaşlar aynı olduğu için sistemde kuvvetler paralelse açının önemi yoktur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara arkadaşlar bir değer verelim. Mesela diyelim bu P olsun. Bu P olsun. O halde çubuğun ağırlığı 2P. Burada da çubuğun ağırlığına 2P demiş olalım. Güzel kardeşim. Şimdi bakın, dikkat edin arkadaşlar. Etki tepki. Burada X'in Y'ye uyguladığı arkadaşlar kuvvet P ise Y'nin de X'e uyguladığı kuvvet ne olacaktır? P olacaktır. Güzel kardeşim. Bu 2P ile P'nin bileşkesi, bakın 2P'den 1 birim, P'den 2 birim işte bu noktadadır sevgili arkadaşlar. O da sistemin, bakın şuradaki arkadaşlar, burada şu iki kuvvetin bileşkesi şu noktada olup 3P'dir. Artık şunları değil, sadece bunu dikkate alıp bu noktaya göre tork alacağız. NA çarpı şu uzaklık NB çarpı 1 diyoruz. İşte NA çarpı, şuradan say, 1, 2, 3, 4, şunu büyük harfle yazalım. NA çarpı 4 eşittir NB çarpı 1. O halde NA bölü NB arkadaşlar 1 bölü 4. Cevabımız Ceyhan. Biraz arkadaşlar kolay bir soru değil. Tabi ben eğer şu, bakın arkadaşlar, kuvvetlerin bileşkesini şuraya almasaydım iş daha da zorlaşacaktı. Çünkü iki tane bilinmeyen var. NA, NB. Birine göre tork alacaktın. Onu bulacaktın. Sonra NA artı NB eşittir 3F diyecektin. Oradan onu çıkartacaktın. Fakat sistemin kütle merkezini pratik bulduk. P'den 2 birim, 2P'den 1 birim. Bu noktaya göre tork aldığımız için arkadaşlar işler biraz daha kolaylaştı diyoruz. Ve geldik 5. soruyu bitirdik. Neye? 6. soruya geldik. Çok güzel. O noktasından duvara menteşelenmiş 2P ağırlığındaki eşit bölmeli homojen türdeş çubuk ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. O noktasına menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti. Menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu T'yi bir bulacağız. T. Evet, T'nin arkadaşlar bulalım torkunu. Bakın bir yöndeki tork diğer yöndeki torklara eşit olacak. 2P ağırlığındaki eşit bölmeli. Önce şunun ağırlığını da yazalım. Güzel kardeşim. O halde T çarpı 4 çarpı sinüs 37 sevgili arkadaşlar. Sinüs 37 bir kere yazmış olalım. Nereden geldi demeyin.
2p çarpı 1, 2p çarpı 1, 2p, 2p çarpı 2, 4p, uzatmayalım, artı 10p çarpı 3, 30p. Güzel, 34, 36, 36p eşittir t çarpı 4 çarpı sinüs 37, 06 ya da 3 bölü 5. 3 kere 4, 12, 36'ya bölersek 3 mü? Buradan t eşittir 15p. Şimdi güzel kardeşim, bu t'nin bileşenlerini ayıracaksınız. 15, p ise bu arkadaşlar, kosinüs 37, 08, 12. Bakın şu 12p. Yukarı doğru 9p. Şimdi buraya dikkat. Aşağı doğru ne var arkadaşlar? 10, 12, 2 daha 14. Evet. 14'ten 9'u çıkarırsanız kardeşim, yukarı doğru 5p. Evet. 5, 12, 13 çok güzel ayarlamışlar arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni gayet, biraz da tabii zor bir soru, onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Öyle kolay bir soru değil. İşte herkes şurayı düşünemiyor. Bakın. Tamam, ipte gelmeyi buldunuz. Bunun yatay bileşenini alacaksınız. Düşey bileşenini alacaksınız. Burada arkadaşlar çubuğun uyguladığı yatay bileşen 12. Onu sorsaydı 12. Düşeyi sorsaydı 5. Ama her ikisinin bileşkesini soruyor. Sonra bunu bulduk, 9p. Aşağı doğru 14'ten 9'u çıkardık arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki bakın. Burada arkadaşlar çubuğun menteşeye uyguladığı kuvvet aşağı doğrudur. 5p. Çubuğun menteşeye uyguladığı kuvvet bu şekilde arkadaşlar, yatay doğrultudadır. Çubuğun menteşeye uyguladığı kuvvet sorarsa budur. Tam olarak, net olarak söyleyelim. Burada arkadaşlar menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin yatayı bu, düşeyi bu. O halde menteşenin çubuğa uyguladığı kuvvet ise bu yönde 13p olacaktır. 13, 13 zaten arkadaşlar ne oldu? Net kuvvet 0 diyoruz. Evet, biraz zor bir soru. 7. sorumuz, eşit bölmeli türde çubuk F1 kuvvetiyle şekil 1'deki gibi dengededir. Aynı çubuk şekil 2'deki gibi F2 ile dengelendiğinde düşey duvarın çubuğa gösterdiği tepki kuvvetinin yönü ve büyüklüğü nasıl değişir? Şimdi güzel kardeşim. Burada bakın, çubuğun ağırlığını şurada alalım. G arkadaşlar. F1 çarpı 6. G çarpı 3. Bu ne oldu kardeşim? G bölü 2 oldu mu? Güzel. F1 çarpı 6. G çarpı 3. O halde arkadaşlar bakın. Burada aşağı doğru G. Yukarı doğru G bölü 2. O halde, o halde arkadaşlar. Net kuvvetimiz ne oldu? Aşağı doğru G bölü 2 oldu. Yani çubuğun arkadaşlar uyguladığı kuvvet menteşeye bu. Ama bize ne diyor arkadaşlar? Duvarın, evet, düşey duvarın çubuğa gösterdiği tepki kuvveti. Çubuğun duvara uyguladığı kuvvet bu olduğuna göre arkadaşlar menteşenin uyguladığı kuvvet bu yönde G bölü 2 olmalı mı? Evet, bak, menteşenin uyguladığı kuvvet bu olmalı ki ne olsun arkadaşlar? Dengede kalsın. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Ağırlığımız G. G çarpı 3 eşittir F2 çarpı, ne diyoruz arkadaşlar? 2 diyoruz. F2 eşittir 3 G bölü 2. Yani 1,5. 3 G bölü 2. O halde arkadaşlar net kuvvetin 0 olabilmesi için, 1,5 olması için bunun ne olması lazım? G bölü 2. Görüldüğü gibi arkadaşlar G bölü 2, G bölü 2. Fakat ne yaptı? Yönü değişti. O halde yönü değişir, büyüklüğü değişmez. Değişir değişmez. Cevabımız Ceyhan. Güzel bir soru. Çok zor değil ama arkadaşlar o kadar kolay da değil sorular, onu söyleyeyim. Evet, 8. sorumuz. Ağırlığı P olan eşit bölmeli homojen türde çubuk şekildeki gibi dengededir. Esnemeyen iptek gerilme kuvveti T olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Ağırlığı P olan eşit bölmeli homojen çubuk yazdım arkadaşlar. N tepki kuvveti yazdım. T'nin arkadaşlar P'ye olan uzaklığıyla N'nin P'ye olan uzaklığı birbirine eşit olduğu için
n çarpı 1 t çarpı 1 n eşittir t olduğunu gördük. N artı t p'ye eşit. O halde arkadaşlar n de t de ne olacaktır? P bölü 2 p bölü 2 olacaktır. Bunu şöyle de bulabilirsiniz. Örneğin n'ye göre tork alırsak arkadaşlar p çarpı 1 eşittir t çarpı 2. Buradan t'yi çektiniz p bölü 2. K ucuna p asılırsa çubuğun dengesi bozulmaz. T eşittir 0 olur. Eğer arkadaşlar buraya p asarsak bu p ile p'nin bileşkesi tam bunun üzerinde olur mu? Olur. Bütün yük desteği biner mi? Biner. T 0 olur. Denge bozulmaz. Doğru. Ne ucuna p asılırsa. Şimdi arkadaşlar o zaman şurada şöyle bir sistemi temizliyorum. Çünkü ortalık çarşı pazar karıştı. Bize adam farklı şeyler soruyor. Evet. Buraya p'yi asarsam anam babam. A bunun ağırlığı da burada p. Bu ikisinin bileşkesi bu sefer ipin üzerine gelir. 2p anam babam. Bütün yük ipin üzerine bindiği için çubuğun dengesi bozulur. Yanlış. Destek n noktasına kaydırılırsa çubuğun dengesi bozulmaz. Destek n noktasına kaydırılırsa arkadaşlar nasıl bozulmasın? Hem mübarek. Şimdi şurada arkadaşlar desteği buraya aldık. Şu p ağırlığı bu yönde bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. P ağırlığı bu yönde. Şu desteğin tepkisi. Şuraya göre tork alabilir miyiz arkadaşlar? Bakın artık burada da yok. Efendime söyleyeyim. Şu P'nin torkunu T bu yönde ne yapabilir arkadaşlar? Dengeleyebilir mi? Dengeleyebilir. O halde sevgili arkadaşlar destek, ama burada eğer arkadaşlar şuraya binen bir yük, yani buradan menteşelemezsek bunu arkadaşlar bu yönde döndürecek. Hani bu yönde mesela T'ye göre tork alalım sevgili kardeşim. T'ye göre tork alalım. Buraya binen bir yük olmadığı için arkadaşlar, desteğe binen bir yük olmadığı için bu yönde oluşmaz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar desteğin tepkisi şöyle olmalı. T, N diyelim. T de bu. Bu ikisinin bileşkesi bu arada bir yerdedir. Arkadaşlar görülüyor ki yukarı çeken kuvvetlerin bileşkesi aşağı çeken kuvvetlerin bileşkesiyle çakışmadı. O halde denge bozulur. Cevabımız yalnız bir diyoruz. Antep. Sevgili dostlar, videoyu durdurdum mu? Hangisinde durdurdum? Şu anda bilemiyorum. Şunu bir daha baştan alıyorum arkadaşlar. Bize diyor ki sıkışmış yay. Evet, şekildeki gibi dengededir. Evet, o noktada menteşem düzgün türdeş bir çubuk yay yardımıyla şekilde gibi dengelenmiştir. Buna göre yayın çubuğa uyguladığı kuvvetin o noktasına göre torku. Evet arkadaşlar, şimdi G ağırlığı aşağı doğru bu yönde torku uyguluyor. Yani dönme yönü. O halde yay da arkadaşlar şu yönde uygulamalı. Yani yay mutlaka sıkışmış olmalı. Onu ben demiştim. Doğru, burada demiyor. Çünkü arkadaşlar mecburen yay sıkışmalı ki şu yönde içsin ve bu yönde bir dönme yönü oluştursun. Saatin ibre yönünün tersine ve arkadaşlar dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde avuçladığımızda yana açılan baş parmakta torkun yönünü gösteriyordu. Cevabımız Ceyhan dedik. Arkadaşlar şunda da kamerayı muhtemelen durdurmuştum. Arkadaşlar ne diyor? Şekildeki O merkezi türdeş kürenin yarı çapı 100 cm, ağırlık 40 N. Küreyi basamaktan çıkarabilecek en küçük kuvvet. Arkadaşlar 40 ise burası da 40. Buraya ne kaldı? 60. Yarı çapı 100 olduğu için şurası 80. Şimdi kuvvetin arkadaşlar minimum olması için uzaklıkla sinüs alfanın maksimum olması lazım. Sinüs alfanın maksimum olması demek sinüsün en büyük değeri 1'dir. O da açının 90 derece olması lazım. Ve D'nin maksimum olması demek dönme noktasına en uzaktan ve dik olarak uygula demek. Yani en küçük kuvvet dönme noktasına en uzaktan ve dik olarak uygulanan kuvvettir. İşte G'nin arkadaşlar torkunun değil de dönme yönü diyelim. İşte F'in arkadaşlar dönme yönü. Yani birbirine torkları eşit büyüklükte ve zıt yönde olmalı. O halde F çarpı arkadaşlar bakın şu uzaklığı 200. Niye? 100, 100 daha 200 eşittir G çarpı 80. Yani 40 çarpı 80, 0, 0, 0, 0, sadeleşti. 2'ye böldüm 2, 2 kere 8, 16. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza.
Diyor ki ağırlıksız makara ve iplerle kurulan sürtünmez tüzenek serbest bırakılıyor. Kaleme cisimlerinden hangileri verilen konumlarda dengede kalabilir? Şimdi güzel insan bakın. Bir ipin her noktasına gelme aynı. T, T. Doğru mu? Güzel kardeşim. Evet. O halde güzel insan. İpteki gerilmeler eşitse bileşke açı ortay üzerinde olmalıdır. Bileşke açı ortay üzerinde olmalıdır. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi açı ortay 45-45. Fakat bu açı ne? 30. O halde arkadaşlar böyle dengede kalamaz. Bu açı bir miktar arkadaşlar aşağı gelecek. 45 olacak. O halde K'yı eledim. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru görüldüğü gibi arkadaşlar ne var? L var. Ve arkadaşlar burada ipteki gerilme T. İpteki gerilme T. Şimdi güzel kardeşim. Şu T ile T'nin bileşkesi şöyle oldu mu? Oldu. Peki kardeş bunu nasıl dengeleyecek? Onu düşünelim. Evet sevgili dostlar düşündünüz mü? Yani arkadaşlar şu ikisinin bileşkesi T'ye T şu yönde bunu dengeler mi? Mümkün değil. Eşitlikte zıt yönde olmalıdır. Hani bu ipte arkadaşlar bir teyp gerilmesi var. Sağa doğru çekiyor. Hani sola doğru çeken kuvvet öyle de düşünebilirsiniz. Sağa çeken varsa sola doğru çeken de olmalıdır. Şimdi arkadaşlar zaten bu buna eşit olamaz. Çünkü şu açıyla şu açının toplamı bu. Eğer eşit vermişse dengede kalması imkansız. Çünkü arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi. Şimdi eşit olursa bu buna paralel olur ama bu paralel değil. O halde arkadaşlar bileşke olamaz. Yani arkadaşlar bu açı bu açıya eşit olabilir mi? Olabilir. O halde cevabımız yalnız arkadaşlar C diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar sevgili dostlar. Yalnız M. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.